Dünyada milyonlarca bakteri ve virüs var. Bu virüs ve bakteriler veya diğer mikroorganizmalar insanlarda hastalık yapabiliyor. Bizim bağışıklık sistemimiz her zaman bu mikroorganizmalara karşı yeterli kalmıyor. Hasta olduktan sonra bunları antibiyotiklerle ya da diğer ilaçlarla tedavi etmemiz gerekiyor. Ama insanoğlu tarih içinde görmüşler ki bunu dışarıdan vereceğimiz bazı maddelerle önleyebileceğimizi bulmuşlar. Biz buna aşı diyoruz şu an. Aşılar hem ucuz, hem güvenilir, hem etkin olduğu yıllar içinde saptanmış ve bundan dolayı insanları aşılayarak mikroorganizmaların yol açacağı hastalıklardan korunma yoluna gidilmiştir. Aşı geliştirme safhaları normal zamanlarda belli fazlar şeklinde devam edip yaklaşık 8-10 yıl içinde tamamlanan çalışmalar şeklindedir. Önce preklinik çalışmalarla başlanır. Bu preklinik çalışmalar insanlar dışında yapılan çalışmalardır. Bunlarda yan etki, etkinlik saptandıktan sonra insanlar üzerinde çalışmalar başlar. Bu faz 1 çalışmaları, faz 2 çalışmaları, daha sonra faz 3 ve faz 4 çalışmaları dediğimiz çalışmalar vardır. Bunlar yaklaşık 8-10 yıl sürer ve 8-10 yıl içinde etkinliği, yan etkilerinin düşük olması, fiyatları, maliyeti saptandıktan sonra eğer etkili bulunursa piyasaya sürülür ve insanlar kullanmaya başlar. Şu an dünyada geliştirilmekte olan aşılar 3 farklı yolla geliştirilmekte. Bunlardan birincisi inaktive aşı dediğimiz, bizim Çin'den almaya çalıştığımız Sinovac aşısı. Bu belli yollarla öldürülmüş virüslerin yer aldığı aşıların insanlara verilmesiyle oluşuyor ve bu aşı sonrası bir bağışıklık gelişmesini bekliyoruz. İkinci aşı sosyal medyada ve dünyada basında çok yer alan mRNA aşıları. Bu Pfizer'ın ve Almanya'da geliştirilen aşılar bu yöntemle geliştiriliyor. Tabii bu aşı üzerinde spekülasyonların çok olmasının nedeni daha yeni bir yöntemle yapılıyor olması. Bu yöntemle yapılmış ve uygulanmış bir aşının olmaması, DNA moleküler sistemle geliştirilmiş olması insanları korkutuyor. Ama yapılan çalışmalarda bu aşının herhangi bir DNA'mızda değişiklik yapmadığı, insana çip takmadığı gösterilmiş. Herhangi daha fazla bir yan etkisinin olmadığı gösterilmiş. Etkili bir aşı olduğu biliniyor. Üçüncü tür aşı, şu an piyasaya çıkmadı ama çalışmaları devam eden vektör aşıları. Bunlar da yakın bir zamanda piyasaya çıkacaktır. Aşılar hiçbir zaman %100 koruyuculuğu olmayan şeylerdir. Genellikle biz aşılarda %90, %95 veya bunun üzerinde koruyuculuk bekliyoruz. Aşılar bütün insanlar yapılabilir ve koruyuculuk geliştirebilir. Ama bazı aşılarda çekincelerimiz var. Mesela canlı virüs ya da bakteri aşıları bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, gebelerde uygulanmasını istemiyoruz. Burada kontraindike olduğunu söylüyoruz. Ama diğer inaktif aşıların eğer içinde bulunan maddelere insanların alerjisi yoksa bütün insanlara uygulanabileceğini söylüyoruz. Bunun yanında korona aşılarının gebelere yapılıp yapılmaması basında da çok tartışılan bir şey. Amerika Hastalık Örgütü CDC daha yeni bununla ilgili karar verdi ve korona aşılarının gebelere de sağlıklı bir şekilde yapılacağını bildirdi. Bu soru inaktif aşılar için değil, daha çok yeni aşı uygulama tipi olan mRNA aşıları için geçerli. Yapılan çalışmalarda mRNA aşılarının insan DNA'sına hiçbir zaman entegre olmadığı gösterilmiş. İnsan DNA'sında da kromozomunda bir değişiklik yapmadığı gösterilmiş. Sağlıklı biçimde kullanılabileceği bildirilmiştir. Son günlerde tabii tartışılan ayrı bir konu da virüsün mutasyon geçirip geçirmediği. Virüsler bilindiği gibi milyonlarca mutasyon geçirebiliyor. Çok kolaylıkla geçirebiliyor mutasyonları. Bu mutasyonların bir kısmı iyi yönde, bir kısmı kötü yönde olabiliyor. Koronavirüsle ilgili bu mutasyon, İngiltere'de bildirilen bu mutasyonun spike antijeni dediğimiz koronavirüsün hücreye girişinde yardımcı olan antijenle ilişkili olduğu bilinmekte. Hastalığın şiddetiyle ilgili bir artış söz konusu değil. Belki hastalığın bulaşmasıyla ilgili bir artış, az bir miktar artış gözlenebilir ama hastalığın şiddetiyle ilgili bir artış hiçbir zaman beklenmemek.